bildiğimiz var. Bunlar böyle ince işlerde, şapka filan yapımında kullan. Ondan sonra işte gelip renklendirmeyi gösterip sonradan işte onları birleştirsek. Bunu alayım mı? Böyle havlulu çekeceğiz mi yoksa? Mısır kabuğundan biz yumurta sepeti yapmaktı gayemiz ilk önce. Öyle başladık, öyle yola girdim ben. Sonra işte sadece sepete değil de biraz daha açılalım istedim. Biraz internetten araştırma yaptım. İşte yurt dışında bu işlerle uğraşan kimler var diye baktım. Daha çok yabancıların yaptığı şeyler de çok güzel oluyordu. Onları takip ettim. Onlarla başladım. Sonra yavaş yavaş isteğe göre işte bundan çanta olur mu? Olur. İşte şapka olur mu? Olur diye düşündüm kendi kendime. Yapmaya çalıştım. Oldu mu oldu, sevildi mi sevildi. Öyle gördükçe daha çok şeyler yapmaya başladık. İşte kapı süsleri, sandalye üstleri, iskemle üstleri örmeye başladık. Zaten eskiden bundan 50-60 sene önce varmış sandalyeler falan ören. Onları da benim elimde bunu yapmayı görenler işte eskiden varmış zaten bunları yapan dediler. O zaman biz niye yapmıyoruz? İşte seccade örmüyoruz, deniz hasırları örmüyoruz diye düşünmeye başladık. Ve yaptık da güzel de oldu. Geliştirdik böyle kendi kendimi geliştirdim. Yani öğrenebileceğim hiçbir kursu yok. Yoktu. O yüzden kendi kendimi geliştirdim. İşte sınavlarda belgesini dekoratif el sanatlarından aldım. El teknolojisinden. Alınca işte insanlardan da talep gelince bize de öğretir misin bunu diye. Halk eğitimde öğretmeye başladım ben de bunu. Çok sevdik. Masrafsız bir sanat. Yani tamamen bahçeden aldığın mısır kabuğuyla yaptığın şey ürünler. Yani herkesin yapabileceği. Yani öyle bebekler yapmaya başladık. Niye bebeğimiz olmasın? Niye çocuklarımız bebekle oynamasın? Ha bir Barbie bebek niye var da bizim mısır kabuğu bebeğimiz yok? Ya da bir bambu sepetimiz var da niye bizim mısır kabuğu sepetimiz yok diye geliştirdik. Ama kendi kendimi geliştirdim. Yani öğrenebileceğim bir yer yok. Çok isterdim olmasını ama maalesef yoktu. Kendi kendime şeyler yapmaya çalıştım. Her geçen günde daha güzel şeyler çıkıyor. Zamanla öğrencilerim de yetiştiği zaman bir şeyler yapacağız yani bunu dışarıya bile açılmayı düşünüyoruz biz. Yani artık bizim de bir şeyler yaptığımızı görsün insanlar. Yani tek isteğimiz mısır kabuğunun değil Türkiye'de, dünya genelinde bunlar da Türkiye'den gelmiş denmesini istiyoruz. Yani bunlar da Türk insanının yaptığı ürünler denmesini istiyoruz ve talep görmesini istiyoruz. O yüzden ne kadar çok tanıtımımız olursa bizim için o kadar iyi olur. Bir şey almak istiyorlar ya.